Artık karşımızda makine mi var, insan mı var, yapay zeka mı var, ne var? Ayırt edemeyeceğimiz bir hale geldi. Bu tabii son derece faydalı. Ticareti çok geliştiren bir şey. Etkileşimi, sosyal etkileşimde çok geliştiren bir şey. Koskoca bir bankayı düşünün. Arayıp da bir türlü alamadığınız bir bilgiyi sorup hemen yapay zekadan cevabını hızlı alabildiğiniz bir hale evrildi. Bu hızlanarak devam edecek. Şimdi tabii her yeni teknoloji iyi kullanımlarıyla birlikte olumsuz gayrimeşru kullanımları da maalesef birbirine getiriyor. İnternet devriminin yaygınlaşmasıyla biliyorsunuz siber güvenlik diye bir şey ortaya çıktı. Şimdi hackerlar var, kötü niyetli hackerlar, bildiğimiz hırsız diyebileceğimiz kişiler. Bunun karşısında beyaz şapkalı hackerlar çıktı. Bu çok somut bir örnek. Bir şey çıkıyor, onun kötüye kullananlar çıkıyor. Onun karşılığında onu nasıl engelleriz diye onunla mücadele eden bir yapılar ortaya çıkıyor. Bu aynı şeyi yapay zekada göreceğiz. Çok olumsuz örnekler elbette önümüze geliyor. Örneğin yurt dışında gerçek bir örnek. İşte kızınızı kaçırdık deyip babasıyla telefonda kızıyla konuşturuyorlar ve bir fidye istiyorlar, bir para istiyorlar. Bu gerçek bir olay. Babası da çaresiz parayı gönderiyor. Bunlarla mücadele etme yolu da tabii devletlerin bazı regülasyonları bir takım yerlere getirmeleri. Yani yepyeni bir şeyle karşılaşınca devletlerin buna şey vermeleri lazım. Karşılık vermeleri lazım kanunlarıyla, kurallarıyla. Gerçeğinden ayırt etmek çok zor. Şimdi işin zor tarafı o. Gerçeğinden ayırt etmek çok zor. Hayatın akışına aykırı bir şeyden şüphelendiğiniz anda bunun gerçekliğini kontrol etmek önemli. Burada ciddi kamunun da bir takım çalışmalar yapıyor olması lazım. Ama düz vatandaş için söyleyeceğim şey, yani konunun uzmanı olmayan için olağan dışı bir şeyle karşılaşıyorsa şüphelenip gerçekliğini kontrol etmesini tavsiye ediyoruz. Network'te hazır olan birçok yapay zeka uygulaması var. Bunları akıllıca kullanıp yazılım bilgisi de varsa bunları bir araya getirip bir takım şeyler üretmek mümkün kötü niyetli bir şekilde. Bunu tabii bunun için uzmanlaşmış olmak lazım ama uzmanları için de bu çocuk oyuncağı. Dolayısıyla bunun karşılığında da işte demin siber güvenlikte söylediğim gibi kötü niyetli hackerların karşısında beyaz şapkalı hackerlar yetiştirdik. Benzeri de aynı şey burada olacak. Bol miktarda yapay zeka uzmanı yetiştiriyoruz örneğin. Bu tür uygulamalarda iyi niyetli davranan yazılımlar üretsinler ya da kötü niyetli gelen yazılımı anlayıp buna karşı koyacak algoritmaları ortaya koysunlar diye. Bu tamamen uzman yetiştirmekle, insanların uzmanlaşmasıyla, bunların sayısıyla artmasıyla olacak bir şey. Maalesef ülkemizde çok fazla şu aşamada mağdur var. Kişilerin fotoğrafları veya sosyal medyasında yer alan bilgileri bir şekilde ele geçiriliyor. Şu anki yapay zeka teknolojisiyle bir video oluşturuluyor. Bu videoda kişinin sadece fotoğrafı var. İşte bedeni ona ait değil vesaire vesaire. Sonra o kişi bulunuyor, o kişi aranıyor, deniliyor ki eğer ki siz bana herhangi şu ödemeyi yapmazsanız, yani şantaj yapılıyor, parayı ödemezseniz bunu aile bireylerine göndereceğim. Bizim insanımız da, yani insanlarımız burada genelde yaş olarak da 18 yaş altı çocuklar olduğu için korkuya kapılıp para gönderenler mi dersiniz, psikolojik olarak buhrana girenler mi dersiniz veya sonucunda intihara sürüklenme mi dersiniz? Bunların her biri maalesef yer alıyor. Eğer ki bu tarz durumla karşılaşan aileler veya aile bireyleri var ise öncelikle korkmasınlar. Yani kesinlikle bununla ilgili burada kişisel verilir, hukuka aykırı yayma suçu gündeme gelebilir, şantaj suçu gündeme gelebilir, özel hayatın gizliliğini ihlal suçu gündeme gelebilir. Aile bireyleri eğer ki mağdur olan ailede çocuklar ise onlara destek olmalılar. Bir an önce savcılığa veya en yakın karakola gidip suç duyurusunda bulunmalılar. İkinci olarak burada kişisel verilerin başkaları tarafından kullanılmaması nasıl engellenebilir? Yani kişisel verilerin güvenliği nasıl sağlanabilir? Özellikle burada kullanıcılar çevrim içi hesaplarında gizliliğine dikkat etsinler. Yani aksi takdirde teknoloji öyle bir yere gidiyor ki siz artık ölseniz de ölemiyorsunuz. Yapmasanız bile yaptı oluyor. Çünkü dijital izler ortaya çıkmaya başladı. Bu adli bilirkişiler veya bu yapay zeka teknolojisi olan bilirkişiler. O bilirkişiler de burada bu videonun içeriğinin sahte mi, fake, yani fake bir video mu yoksa gerçekten montaj yapılmayan, gerçekten o kişi tarafından gerçekleştirilmiş bir video içeriği mi? Bu rahatlıkla tespit edilebilen bir durum açıkçası. O yüzden diyoruz vatandaşlarımız burada korkmasınlar. Çünkü bunun sonu yok.